Herkese merhaba Scroll.com.tr izleyenleri, ben Kaan Arlı. Merhabalar, ben Ender Yıldız. Evet, bilindiği üzere Google I.O. etkinliği gerçekleşti San Francisco'da. 2015 yılının beklenen konferansıydı bu. Tabii en büyük beklenen şeylerden biri de yeni Android sürümünün duyurusuydu. Ve duyuruldu nitekim Android M ismiyle. Şimdi Android M ismi olacağını zaten tahmin ediyoruz. Çünkü biliyorsun alfabetik sırayla devam ediyor. L'den sonra M geldiği için. Ne olacağı belli değil ama o konuda da biz de fikirlerimizi paylaşırız. Android M nasıl bir beklenti yarattı insanlarda, istersen bundan başlamamız lazım. Tabii evet, öncelikle bundan başlayalım. Hatta çünkü son ana kadar benim de beklentilerim benzer yönlerdeydi. Şöyle ki M ismiyle biliyorsun şimdi Android'in her sürümünde bir tatlı ismi kullanılıyor. İşte Lollipop, KitKat bilmem ne vesaire. Birincisi Android M'in hangi tatlıyla insanlara zihninde yer edeceğiniz belli değil. İşte muffin söyleniyor, başka bir şeyler Milkshake söyleniyor. Şu anda resmi bir yok. Evet, açıklama yok. Ve Google'ın headquarter tarafında da koyulmuş bir sembol de yok şu anda. Onlar daha çıkışa yakın zamanda yapıyorlar. İlk gidiyorlar işte biliyorsun heykelini dikiyorlar. Onunla ilgili videolar çıkartıyorlar vesaire. Şimdi ilk beklentiler şuydu. Android M ismiyle birlikte acaba yepyeni bir Android işte ne bileyim KitKat'e geçiş gibi, KitKat'ten Lollipop'a geçiş gibi böyle hani radikal değişikliklerin, yeniliklerin olacağı bir güncelleme bekleniyordu aslında. Yeni bir duyuru bekleniyordu. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Şimdi insanlar şuna bakmalı. Android zaten 4'ten 5'e geçerken, KitKat'ten Lollipop'a geçerken arayüz değişti. Materyal dizayn geldi. Font roboto güncellendi. Daha farklı şekillerde kullanılmaya başladı. Zaten arayüzün yapısı değiştiği için, tasarımı değiştiği için bir daha bir sürümde de tekrardan değiştirmek bu sefer de eski sürümün sanki başarısız olduğunu kabullenip de yenisine çıkarmış gibi olacaktı. Ondan ziyade Google burada arka plandaki şeylere eğildi. Nelere eğildi? İşte güvenlik, uygulamaların izin durumları ki Android'de bu karışık bir süreç. Onun dışında işte internet deneyimi, yani kullanıcı deneyimini ön plana çıkaracak, daha iyi noktaya taşıyacak. Arka taraftaki güncellemelerin topluluğuna Android M diyoruz şu an. Yani aslına bakarsan dediklerin doğru. Yani Lollipop'taki o materyal dizayn çok kötü oldu deyip de nasıl bir dizayna geçecekler vesaire. Hani bunlar dediğin gibi kötü bir algı yaratabilirdi insanlarda. Android M ismi bence biraz şey içinde hani böyle bir hype yaratmak için de kullanılmış, ortaya atılmış olabilir. Çünkü şimdi sürüm numarası da belirsiz şu anda. Hani insanlar ne bekliyordu? Android M 6.0 falan. Yani bence bu 5.2 ancak seviyesinde olacak ya da 5.3 hani maksimum kafamda yani verebildiğim sürüm numarası bu bakıldığı zaman. Çünkü ne çok ağır radikal değişiklikler var tabi var illaki bir şeyler var ama mesela bir KitKat'tan Lollipop'a geçiş kadar. Sürüm atlatacak kadar. Evet, sürüm numarasını altıya çıkartacak kadar büyük bir detay yok. İstiyorsan ufak ufak detaylara başlayalım çünkü konuşulacak şeyler mevcut. Evet, bununla ilgili bir haber de yazdık sitede, onu da okuyabilirsiniz. Oldukça uzun da bir haber yazdık aslında ve yazarken de aslında biz de öğrendik yani nelerin olduğunu. Şimdi Android M ile birlikte gelecek ilk yenilik uygulama izinleri konusundaki o karmaşayı. Aslında karmaşa değil de o hani çaresizlik hani o şey vardır ya, bilgisayara uygulama oyun kurarsın, next hiçbir şey okumadan patır kütür basarsın gider. O arada toolbarlar yüklenir, tabii. İşte homepage'in değişir vesaire. Şimdi Android tarafında da belirli uygulamaları kurarken sistemde kullanacağı işte kamera, mikrofon, arama kaydı, kişi listesi, konum vesaire hani böyle o sensörlerin dışında sana özel olan her şeye erişim izni alıyordu uygulama. Şimdi kötü amaçlı bir yazılım yazdığını düşünenler, bana uygulamayı geçiriyorsun, indiriyorum ben Google Play'den, diyor ki rehberine ulaştım. Galerine ulaştım, SMS kartına ulaştım. Ben çok yaşadım. El feneri uygulaması indireceğim. Her seferinde de işte telefonu biliyorsun sık değiştirdiğimiz için kurmak zorunda kalıyorsun. Her seferinde de başka uygulamayı deneyeyim diyorum. Hani bir arayüzü falan ne var. Bir tanesine bir girdim. Mesajlarımı okuyor. Veri bağlantısını kullanıyor. Rehberime giriyor. Benim yerime mesaj atıyor. Ya el feneri ya. Benim yerime şey yapsın hani. Telefonu da kullansın yani. Tam olsun yani. Yani artık bırakayım gidip, ben telefonu uygulama kullansın. Yerimize. Altı üstü bir tane el feneri. Böyle doldurma var. Yani orada kullanacağı bir tek LED lambası vardır ya da işte onu böyle tetikleyecek ne bileyim yani sensörler. Şu kadar izin listesi olur evet. Mu? Şimdi Android tarafında böyle bir sıkıntı vardı ve bu izinlerin hepsini tek seferde kabul ediyordun. Ve ne oluyordu? Hani mesela bir uygulama kullanmak istiyorsun ama ya rehberime erişmesini istemiyorum diyorsun. İstemediğin için o uygulamayı kuramıyorsun çünkü onu bir paket halinde sana sunuyor. Evet. Ya bunların hepsini kabul edeceksin. Çinli arayüzlerin bazılarında var aslında bu ama onlar da işletim sisteminin doğal özelliği olmadığı için düzgün çalışmıyor. Evet, i̇şte uygulamayı MIUI şey mesela, yapıyorsun. MIUI çok güzel izin fonksiyonlarını veriyordu sana ama şey değildi yani. Bir izni bir kapıyorsun uygulama patlıyor bir anda. Tutarlı değildi. Şimdi Android M ile birlikte kullanıcılar kullanmak istedikleri uygulamaları indiriyorlar ve belirli izinler belirli safhalarda gerçekleşiyor. Mesela iOS sunumunda da en açık şekilde verilmiş örnek üzerinden gitmek gerekecek.
Şimdi WhatsApp'ta biliyorsunuz konuşma penceresinin yanında bir tane mikrofon tuşu var. Basit tuttuğunuz sürece ses kaydını yapıyor, karşı tarafa yolluyorsunuz. Şimdi Android M ile birlikte WhatsApp'ı kurdunuz ama mesela o mikrofona, ses kaydına hiç ihtiyaç duymadınız o ana kadar. Ve o uygulama, diyelim ki şu anda mesela bir ihtiyaç duydunuz. Mikrofona basık tutuyorsunuz. Bastığınız anda diyor ki mikrofonu kullanacak, izin veriyor musun? Tek yani style olmuş bu biraz. Tek seferlik. Evet, bir kere ilk kullanımda soruyor. İzin verirsen veriyorsun, vermezsen de vermiyorsun. Aynen öyle ve yani tek seferlik. Yani örnek veriyorum, WhatsApp'ı hayatı boyunca hiç mikrofon kullanmayacak bir insanın mikrofon kullanma ihtiyacı olmadığı için böyle bir izni vermesi de gerekmiyor. Ve şöyle bir güzellik daha var. Ayarlar tarafındaki izinler yönetimi kısmında da geriye dönük uygulamaların veya sonradan gelmiş olan uygulamaların izinlerini modifiye edebiliyorsunuz. Mesela bir uygulama kurdunuz, diyorsun ki ya artık galeriye erişmesin. Giriyorsun ayarlara. İşin bitti, ayarlara giriyorsun. Galeriden galeri erişim izini kapatıyorsun. Kapatıyorsun. Yani kötü amaçlı yazılımları düşün. Hani el feneri diyorsun. El feneri çok da bir şey ifade etmeyebilir hani. Hani baktığın zaman el fenerinin bu kadar şey alması da çok saçma ama yani düşün, rehberinize erişti. Nasıl bir mailing listesi çıkarttığını sen düşün oradan. Hani kişi listelerine erişti, arama kayıtlarına erişti, mesajlarına erişti. Yani bir zararlı bir amaç için hazırlanmış bir uygulamanın tuzağına düşsen gittin yani. Gittin tabii canım. Her şeyini adamların eline teslim ediyorsun. Aynen, her şeyin bitti gitti. Bu bence çok güzel bir özellik olmuş. Yani insan bazen çaresiz kalıyor dediğin gibi. O bilgisayardaki next olayı gibi mecbur kabul et deyip geçiyorsun. Bir sonraki yeniliğe geçecek olursak parmak izi okuyucusu. Ben artık, yani geçtiğimiz haftalarda da zaten haberini yazmıştık. Parmak izi okuyucusu zaten Android tarafında var yıllardır. Var. Ama üçüncü parti desteğiyle, yani üreticilerin desteğiyle birlikte var. Mesela Samsung koydu telefonlarına S5, işte S6, S6 Edge modellerinde parmak izi okuyucusunu koydu. Huawei Ascend serisinde kullandı. İşte ya daha geriye gidersen Motorola'nın Aptix'lerdeki parmak izi, evet, tepedeki kaydırmalı. Yani hani vardı, bayağı örneklerini görmüştük biz. Çok fazla biz. Örneği vardı ama genelde şuydu yani, Google'ın birinci parti olarak destek verdiği değil, işte Ender telefonuna parmak izi koyacak, ben koyacağım ya da koymak istemiyorum gibi alternatifler mevcuttu. Şimdi Android M ile birlikte parmak izi desteği native bir hal aldı. İşletim sistemi içerisine gömüldü. Şimdi işletim sistemi içerisinde artık güvenlik sekmesinde API dediğimiz o programlama arayüzlerinde parmak izi okuyucusu ile ilgili bir bölüm de olacak. Telefon tasarlayanlar veya uygulama geliştirenler o API üzerinden hem kendi çözümlerini telefon içerisine dahil edip işletim sisteminin içerisine otomatik olarak sokmuş olacaklar. Uygulama geliştiriciler de işte hazır böyle bir API varken, işte ne bileyim, marketten bir şey indirirken, satın alırken, oyun içerisinde biz oyun içinde aldığı yaptığın satın almalarda vesaire hepsini parmak izini kullanıp sadece oradan iki tuşa basıp, yani parmak izini kullan seçeneğini aktif edip, çünkü işletim sisteminin içerisinde artık var. Oradan işte lazım olduğu noktada tık tık dokunup işi çözmeye yarayacak bir sistem haline geldi. Ya tabii dediğin gibi hem oyun içi sistemlerde hem Google Play'de olacak. Yani güvenlik aslında bir girişi değil. Yaptığın her yerde kullanabilirsin. Bir de şimdi yani. Bunu şöyle düşün. Google'ın zaten Gmail servisleri veya Google servisleri içerisine entegre edilirse kullanım oranı zaten otomatikman patlayacak. Tavan yapacak tabii canım. Yani ve hani şöyle de bir şey var. Hani bir nevi Touch ID'nin o hani kapsamına ulaştı diyebiliriz aslında bu native parmak izi desteğiyle birlikte. Bunun dışında parmak izi demişken Android Pay tarafına da değinmek gerekiyor. Android Pay, Android M ile birlikte duyurulan servislerden bir tanesi oldu. NFC cihazlı ve minimum Android KitKat işletim sistemine sahip olan bütün cihazlar Android Pay desteğine kavuşacak. Burada Android M'in bir bağımsız bir özelliği olmayacak. Hani ama Android M ile birlikte duyurusu yapılan özelliklerden bir tanesi oldu. Şimdilik zaten şu anda Amerika bölgesinde faal durumda. Google Wallet'ın işte daha güncellenmiş ve hani daha pratik. Apple'ın karşısında bir rakip olarak konulabilecek hale getirilmiş. Aynen öyle. Daha pratik bir hali olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik sadece Amerika bölgesinde falan, hani o civarlarda işte yaklaşık 700 bin tane farklı kullanım yani senaryolarında kullanılabiliyormuş. Ülkemize gelmesi ne kadar sürer? Ya ülkemize gelmesi şöyle uzun sürer. Yani o sistemin direkt olarak entegrasyonunu ben ülkemize görebileceğimizi zannetmiyorum ama yani biliyorsunuz evet. Şey hani temassız işlem muhabbeti var artık. Birçok bankada bunun POS cihazını sunuyor. Hani kredi kartını eşleştirip telefonun içerisinde Google Wallet'a veya artık Android Pay'in içerisine senkronize edip onu hani ne bileyim kredi kartı yerine telefonu dokundurup şey yaparsan kullanabilirsin. Hatta Google Wallet'ı hani biraz böyle olayı ters kulağa tutup da çalıştırma yöntemleri var ama çok uğraşıyorsun. İşte rootluyorsun telefonu vesaire. Ya evet, yani normal ki rootladığın zaman zaten telefonunu daha da fazla potansiyel tehlikelere açık hale getiriyorsun. Hani burada zaten root herkese tavsiye edeceğimiz bir şey değil. Hepsini geçin, root işlemi sırasında telefonu brick etme ihtimaliniz de çok yüksek. Hani burada gerçekten
hani forum sitelerinde vardır ya, at on your risk şeklinde, hani kendi risk, kendiniz riski göz almanız gerekiyor. Biz tavsiye etmiyoruz büyük oranda. Zaten hani root atıp böyle televizyon, telefonda Uber süper fonksiyonlar yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? İşte root destekli bir tane oyunu crackli kullanıyorsun falan filan. Yani öyle çok da etik hareketler yapmıyorsun. Neyse, konudan daha fazla çok çıkmadan Android M'le birlikte gelen yeniliklere devam edelim. Şey vardır, hani mesela bir fotoğrafı açmak istersin, Google sana bir tane şey çıkartır, pencere, Android arayüzü. Hangi uygulamayla açayım? Ay, kanser eder o adam. Hani işte bir kere onunla aç, her zaman bununla aç, always ask, bilmem ne falan ve filan. Ve onu da şimdi çıkıyorsun, ulan bir şeyi seçeceğim, yeni bir uygulama şey yapmışım ama ondan sonra beğenmeyeceğim, şey yapacağım diye hep tek seferlik açıyorum, tek seferlik açıyorum. Her defasında herkes aynı şeyi yapıyormuş. Aynen öyle, her defasında bu kutu karşına çıkıyor. Yani gerçi always hani... Ha, seçersen çıkmayacak seçersen, ama... Seçersen tamam çıkmıyor ve diyelim ki senin dediğin senaryo oldu, bir program kullandın, hep bununla aç dedin ve sonunda pişman oldun. Giriyorsun ayarlardan, uygulama yönetiminden, uygulamanın içindeki varsayılanları sil diyorsun. O bir sonraki işlemde zaten yine sana diyor ki soruyor. Niye açayım hacı, evet. Yani ne yapayım abi, müdür, başkan, hani olsa bin tane... Onu beğenmedin, bu sefer neyle, ne vereyim abi dedi. Ne vereyim abi şeklinde gidiyor. Şimdi Android M ile birlikte bu olay bitiyor. Android M, hakikaten Google Android M ile birlikte buradaki olayı, App Link olayını bir üst kademeye taşıyacak. Ne yapacak? Mesela ben sana bir mail attım. Mailin içinde bir tane YouTube linki var. Basıyorsun. Eski sistemde nasıldı? Tarayıcıda mı açayım? Chrome'da mı açayım? Bak şimdi tarayıcıda açayım değil. Chrome'da mı açayım? İnternet arayıcısında mı açayım? Opera'da mı açayım? Ya da YouTube'da mı açayım? YouTube'da mı? Şimdi abicim ilk seçenek nedir? YouTube'dur burada. Android M ne yaptı? YouTube linki varsa tık YouTube'a açıyorsun. Oradan devam ediyor. Ya da işte Instagram linki paylaşıyorsun. Doğrudan Instagram'ı açıyor. Hani sana sormuyor abi ben tarayıcıya mı gideyim? Uygulamayı mı açayım? Hani bakıldığı zaman çok yüzeysel bir şey görünebilir ama gerçek anlamda çok önemli bir şey. Evet, en azından uygulama pratikleşti. Tabii. Hani sistem daha akıllı çalışıyor. Çünkü tutup da şimdi ben YouTube linkini gidip Spotify'da açacak halim yok. Hani değil mi? Yani tarayıcıda da açma ihtiyacı duymuyorsun. YouTube bunun uygulaması kadar hani ne güzel çalışan bir program varken niye tarayıcıda açayım? Yani. İşte App Link olayıyla birlikte bu olay da tarihe karıştı diyebiliriz. O kutucuğu, always ya da işte o seni ürküten olayı bir daha yaşamayacaksın. İnşallah. Sana geçmiş olsun. Oh, vallahi üstünden bir harika kalktı. Buna ek olarak şimdi gelen yeniliklerden bir tanesi de DOS oldu. DOS da aslında USB Type-C ile birlikte konuşulacak bir şey. DOS güç yönetimi tarafında biraz Android M'in avantajlarını kullanıcılara sunacak bir şey. Şimdi kısaca anlatayım sana DOS'un ne olduğunu. Şöyle bir şey yapmışlar, telefonun üstündeki hareket sensörlerini hani belirli aralarda işte böyle uyku moduna girip girmemeleri gerektiğini takip ediyor cihaz. Yani atıyorum sen telefonu masaya koydun, benim elimdeki telefona göre hani sonuçta daha sabit duruyor. Tabii, telefon yani hareket etmediğini algılıyor, senin aynen üzerinde öyle olmadığını veya kullanılmadığını anlayabiliyor. Eskiden ki HTC yanlış bilmiyorsam ilk bu çözümü sunmuştu. O gece 12'den 1'den sonra datayı falan kapatıp böyle işte güç koruma olaylarına giriyor da ben belki gece dışarıdayım da yani. Niye datamı kapatıyorsun yani? Ben bununla illa elle bir şekilde müdahale etmek zorunda değilim ki. Telefon şimdi üzerinde milyon tane sensör var. Hareket halinde olup olmadığını çok rahatlıkla anlayabiliyor. Aynen öyle. Konum servisi var. Yani evde koyduysam sehpanın üstüne işten gelip yarın sabaha kadar dokunmadıysam telefonun artık hani orada sahibinin uyuduğunu bilmesi gerekiyor. Aynen öyle yani. Benim telefonda işimin olmadığını telefonun işinin olmadığını bilmesi gerekiyor. Şimdi DOS'la birlikte bu servis, dedim ya biraz önce App Link'le birlikte akıllı hale gelmişti. DOS'la birlikte Android M sürümü aslında bu konuda da akıllı hale geliyor. İşte sen telefonu koydun buraya, gittin duş aldın, dışarı çıktın, film izliyorsun. Bu telefon arka plandaki işlemleri ufak ufak düşürmeye başlıyor. Yani bir nevi aslında yarı uyku modunu, bu hibernate diyebileceğimiz yarı uyku moduna girmeye çalışıyor. Ya da giriyor. Derin uyku da diyebiliriz. Derin uyku da diyebiliriz. Çünkü, ama derin uyku diyemeyiz çünkü öncelikli işte Lollipop'la birlikte gelen öncelikli Priority Notifications diye bir olay var işte. Bazı bildirimlerin sürekli duyulabilir halde olması. Mesela telefonu tamamen sessiz alıyorsun ama diyorsun ki WhatsApp'tan bildiri gelirse ne olursa olsun öt. Ya da işte alarm olursa çal, bildir falan filan. Bunları kapatmıyor sistem. O yüzden hani aynı şekilde o da devam ediyor. Devam ediyor ama arka plandaki diğer ihtiyaç duyulmayan şeyleri senkronizasyon da oydu buydu. Aynen mesela. Öyle onları kapatabiliyor. Ayrıca sunum tarafında da Nexus 9 cihazında bir kıyaslama da yapmışlar. Hani bu kadar bariz hani söyledikleri kadar ciddi bir etkisi olacaksa hakikaten çok iyi bir şey bu. Lollipop yüklü bir Nexus 9 ile Android M'in işte ön izleme sürümü olarak geçiyor şu anda.
İki cihazın bekleme sürelerini karşılaştırmışlar, evet, ve yani iki kat fark çıkmış. İki kata yakın bekleme süresi farkı varmış Android'in, ki inanılmaz bir değer yani bu. Yani sırf hiçbir şeyi kullanmadan telefonları başından sonuna kadar büyük ihtimalle beklemeyi bıraktılar onlar. Aynen öyle. Kimde kaç saat beklediler? Yani telefon rahatlıkla 3-4 gün beklemiştir yani o şekilde. Yani çok günlük kullanımda 1'e 2'lik bir oranı hissedemeyecek olsak da ben özellikle telefonu kullanmadığımız saatlerde pil ömrünün %20-25 civarında uzayacağını tahmin ediyorum. Yani en azından şöyle düşün. Mesela gece yattın, telefonu koydun başucuna. Örnek veriyorum, %80 şarjı vardı. İşte eski nesil sistem, yani dozun öncesi sistemle atıyorum o %80'lik, 75'lik şarj sabah uyandığında %50'ye düşmüş olabilir. Ötekinde %70'te kalabilir ya da %65 civarında, tamam, gibi hani. Ya ben hatırlıyorum bu senkronizasyon, Android 2.0 telefonum Motorola Milestone'u kullandığımda %100 de mesela şarjda bir şarjı tam dolu halde uyumaya bıraktım. Mesela uyandım, şarjı %95'lerde falan oluyordu. Şimdi öyle bir şey yok artık telefonlarda. Aynen. Ya zaten güç yönetimi daha iyiydi. Hani o zaman o zaman tabii senkronizasyon olayları bu kadar da çok değildi. Şimdi değil her yani. Uygulama arkada bir şey kulaktan bulaktan çılgınlar gibi diyor. Ve veri eşleştirmesi yapıyor. Dozla birlikte bu konuda işte en azından hani şimdi gündelik kullanımdaki güç yönetimine çok ciddi bir etkisi olmayacak ama ne olacak? Bekleme tarafında senin telefonla ilişkinin bittiği konumlarda telefon artık güç tüketim yani konusunda avantaj sağlayacak. Şunu diyebiliriz. Telefonu az kullanan insanın işine daha çok yarayacak. Kesinlikle. Hani telefonun masasında çok bırakan insanı ya da işte atıyorum ofise ben geliyorsun. Ben telefonu koyuyorsun. Hani çalmadığı sürece eline almıyorsun telefonu. Bu senin için çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Evet, hani %90'la bıraktığın telefonu belki akşam iş çıkışı %88'le alıp gideceksin evine. Burada ne olacak? Telefonu işte hemen bir yerde dur bir şarja sok takayım bilmem ne falan filan ihtiyacını azaltacak. Şimdi USB Type-C desteği de neler getirecek? İşte reverse charging desteği getirecekmiş. Ascent Mate hangisi? Mate 2'de yapmışlar. Mate 2'de yaptılar. Mate 2'de yapmışlar. 4000 küsür miliamperlik bir bataryası var telefonun. Geri besliyordum. He, işte reverse charging olayıyla telefondan telefonu şarj edebilirim. Hatta sunumunda iPhone'u da vardı değil mi? Adamın iPhone'u bitiyor çıkarıyor Mate 2 ile. Aynen, Mate 2 ile şarj ediyordu. Şimdi USB Type-C ile birlikte bu da kullanıcıları. Hızlı şarj artık daha. Hızlı şarj. Belki de yani o Quick Charge 2.0 dediğimiz olayın da üstünde belki de değerlere ulaşabilecek. Tabii bunlar için de destekli cihazların da olması. Hatta bunlar native olacağı için bu destekli cihazların sayısını da artacağını tahmin edebiliriz. Tabii, kesin. Mesela Android One projesine işte parmak izi olayı artık girebilir belki de. Hani oradaki spekleri biraz daha böyle yükseltmiş. Mesela Snapdragon 410 değil de 615 artık alt limiti olur. Olabilir. İşte parmak izini falan verebilirler gibi şeyler olacak. Bunun dışında Google'ın fotoğraflar uygulaması standalone bir hale geldi. Evet. Bağımsız bir uygulama oldu. Ayrı bir servis haline geldi diyebiliriz. Aynen, bağımsız bir servis haline geldi. Ve burada şöyle bir şey var. 16 megapiksel çözünürlüklü fotoğraf ve Full HD videolar için sınırsız bir bulut depolamalarını sizleri bekliyor arkadaşlar. Ve hani İnanılmaz bir şey bu. Android kullanıcısı olmasınız da gerek yok. iOS cihaz, webden veya Android telefonlardan bunu bir servis olarak kullanabiliyorsun. Yani bir Google hesabın varsa iPhone üzerinden de bu işi kullanabilirsin. Gerçekten çok çılgın bir şey yani. Çok 16 iddialı megapiksel olmuş. Bugün zaten neredeyse bütün amiral gemisi telefonlar 13-16 megapiksel seviyesinde. İşte 20 olanlar da ufak bir optimizasyonla, bir kırpılmayla bilmem ne 16'ya düşsün ya. Tamam düşsün. Piyasada 20 megapiksel olup çok kötü fotoğraf çeken cihazlar var zaten. Var onlar. Yani hani, çok tamam megapiksel önemli bir şey de o kadar da önemli bir şey değil yani. Ondan aynen öyle ve yani 16 megapiksel ve Full HD video insanların şu anda ulaşabileceği optimum seviyeler aynen. Bence. Ve bunları sınırsız bir depolama alanıyla taşımak inanılmaz bir çok şey. Çok iddialı bir hareket olmuş. Çok iddialı hakikaten. Yazılımın arayüzü de güzel olmuş. Hı-hı. Fotoğraf uygulamasını komple baştan değiştirmişler. Artık o jeolokasyon tagleme olayını da daha üst seviyeye şey yapmışlar. Hani plajda çekilen fotoğraflarını ayrı listeleyebiliyor. İşte dağda çektiğin fotoğrafları ayrı şey yapıyor, gruplandırıyor, kendi kendine bir şeyler yapıyor. Bayağı bir değişmiş yani. Sadece şurada çektiğin artık sokak adı, mahalle adı yazmasından ziyade artık nerede olduğunu da anlıyor yani. Denizdeysen yani denizdesin, sahildeysen sahildesin, dağdaysan dağdasın. Onu da biliyor yani artık. Evet, bir sonraki konuşacağımız konuda Chrome tarayıcısı olacak. Chrome tarayıcısı tarafında Chrome Custom Tabs adlı bir mini tarayıcı açan bir geliştirme mevcut. Bir programla herhangi bir uygulama üzerinde iş yaparken, çalışırken Chrome tarayıcısına hani multitasking şeklinde geçiş yapmak yerine artık bir programla çalışırken küçük bir custom bir tarayıcı bir Chrome'cuk çıkacak orada. Aynen öyle, bir tane Chrome'cuk çıkacak.
o Chrome'cuk üstünde diğer işlerini de halletmeye devam edebileceksin. İşte uygulamayla alakalı. Webpink tarafı diyorlar bunun içinde. Ayrıca yani şöyle... şuna benzetebilir miyiz peki? Hani Facebook'un nasıl bunun uygulamasında bir linke tıklıyorsun, kendi bir tarayıcısını açıyor ya. Onun işte artık Chrome'cuk olarak açıldığını. Chrome'cuk versiyonu. Çok müthiş bir versiyon yalnız. Hani Google'ı Türkler yapmış olsaydı belki de Chrome'cuk ismi, yani lisansıyla alınacak bir isim olabilir mi? Çok tuttum aslında bu ismi. Şimdi hem böyle bir avantaj geldi. Bu da multitasking yerine aslında tek ekranda çok işlem yapma seçeneğini biraz kullanıcılara sunacak. Tabii bence burada büyük ekranlı cihazları kullanmak daha mantıklı olacaktır. Ya Google'ın bunu önceden çıkarmasındaki bir başka amaç da o eğer yapımcı yani yazılım geliştirici basit bir tarayıcı Facebook gibi gömerse işte o sayfa gösterme performansı düşük olabiliyor, yavaş yükleyebiliyor, bazı elementleri düzgün göstermiyor vesaire. En azından buradaki Chrome'un sahip olduğu büyük Chrome'un sahip olduğu büyük uyumluluğu Chrome'cuğa getirerek uygulamanın içine gömeceksin ve uygulama içerisinde Chrome açılacak. Chrome'cuk açılacak. Chrome'cuk ya çok takıldım bu ismi az tamam, ama hakikaten çok güzel. Şimdi Chrome'la alakalı gelen bir diğer yenilik ise aslında uzun yıllardır Opera tarayıcısını sunduğu Turbo desteğinin. Uzun yıllar. Yani, bayağı oldu düşündüm de bayağıdır Opera'nın motoru. Turbo'da çok uzun zamandır var. Hani böyle net bir rakam söylemek imkansız belki ama hani şöyle söyleyeyim. Ben rahat bir 4 senem bir Opera'nın daha fazlası da vardır. Hani çok net hatırladığım bir 4 senesi böyle Turbo moduyla gitmiştir yani. Hani Turbo modda ne yaşadı arkadaşlar? Görselleri sıkıştırıyor, o dosya boyutlarını sıkıştırıyor. Tekstleri sıkıştırıyor ve ciddi bir data kullanımında tasarruf sağlıyor. Evet. Hani data kullanımında tasarruf sağlayarak, işte atıyorum mesela düşük kotalı bir internetiniz vardır. Burada avantaj sağlayabilirsiniz. Ya da işte bir sayfanın tamamen yüklenmesi için gereken dosya kapasitesi fazladır. Sıkıştırma yaptığı için daha çabuk yüklersiniz. Chrome'a bu özellik geldi. Chrome bu özelliği Opera'daki gibi turboyu aç kapat yerine internet hızını böyle bir şey yaparak ölçümleyerek. Kendi sürekli arka planda ölçümleyerek şey yapıyor. Yani örnek veriyorum 3G'den Edge'e düştünüz. Bir tane sayfa açmak istiyorsunuz. Yani normal şartlarda böyle hani şey vardı ya Chrome yüklen bekle. Felç yüklenmez felç olsun canın sıkılır falan böyle vazgeçersin. Vazgeçersin klasik. Bunun yerine Chrome internet tarayıcısının açtığınız zaman internet hızınızı ölçecek. Ve gerekiyorsa ki buradan opsiyonel olarak da yapmak mümkün ama gerektiği pozisyonlarda da küçük preview görselleri açarak mesela sonuçlara ulaşabileceksiniz. Evet yani text bilgisi daha erkenden önce gelecek. Görseller biraz daha arka plana bırakılıp daha düşük kaliteyle gösterilerek sayfanın daha hızlı yüklenmesine önü açılacak. Tabii hem hızlı yüklenecek hem data tasarrufu sağlanacak. Hani bu açıdan da hem daha ekonomik bir çözüm hem de daha pratik bir çözüm olarak söylenebilecek şeylerden bir tanesi. Güzel bir özellik bana kalırsa. Bunun dışında işte arayüz tarafında hani yine ufak hızlandırmalardan bahsediliyor. İşte tema arka plandaki yani ayarlar temasının açık renk ve koyu renk şeklinde değişiklik yapılabileceğinden bahsediyor. Bence çok da fazla önemli bir detay değil. Kozmetik şeyler bunlar. Kozmetik şeyler bunlar dediğin gibi. İşte önemli olan şeyler dediğimiz gibi parmak izi fonksiyonunun gelmesi oldu. İşte izin sürecinin gelmesi oldu. Chrome tarayıcısındaki bence değişiklikler pil süresindeki gelişmeler de önemli. Evet pil süresi özellikle o dozla birlikte gerçekten çok şey yapacak. Dediğim gibi telefonu az kullanan insanların çok fark ettirecek. Faydasına olacak. Şimdi merak edilen sorulardan bir tanesi şu. Android M sürümü şu anda kullanımda mı değil mi? Değil. Şu anda kullanımda değil ama bir developer sürümü yayınlanmış. Nexus 5, 6, 9 ve player cihazı sahipsiniz. 4 cihaz şu anda destekte. Aynen. Onlara geliştirici sürümünü indirip kurabiliyorsunuz. Nihai sürümünde, son kullanıcıya hazır sürümünde 2015'in 3. çeyreğinde falan geleceği söyleniyor ama işte yine ilk önce Nexus'lara gelecek de bahane. Burada tabii Canon Mobile 4G'nin de ne biçim bir atak yapıp o Nexus'ları hemen ardından belki de eş zamanlı olarak alacağını da söylemek gerekiyor. Çok tabii, enteresan olacak o fiyat segmentli bir telefon için. Güncellemelerin direkt Google'dan gelmesi. Evet müthiş bir olay aslında. Ve ne olacak? Nexus'larla birlikte Android One projesinin kapsamında olduğu için bir nevi Nexus'cuk olacak aslında. Evet o da Nexus'cuk. Chrome'cuk, Nexus'cuk derken küçük Nexus olarak evet. Canon Mobile 4G'de aslında o şeyi alacak, güncellemeyi alacak. Turkish Nexus. Turkish. Diğer telefonlar işte büyük amiral gemileri ya da büyük üreticilerin çıkardığı 2000-3000 lira seviyesindeki telefonlarda işte yıl sonuna doğru. Yıl sonunda en iyi ilk çeyreği gibi zamanlarda çünkü niye? Arayüzü
geliştirecekler. Arayüzü kendi fonksiyonlarını şey yapacaklar. Arayüz entegre edilecek. Belki de Sense 8 çıkacak. İşte TouchWiz bilmem ne çıkacak. İşte LG'nin UX arayüzü 5.0'a yükseltilebilir belki. Gibi gibi şeylerden dolayı en son 3. parti arayüz kullanan firmaların yazılımları gelecek ki ben burada Google Play Edition'ları çok böyle seviyorum aslında bakarsan. Ya Android'in son hali zaten çok kullanılabilir bir hale geldi materyal dizaynla beraber. Yani ben çıksa direkt zaten hani üreticinin Nexus Edition cihazı olmasa bile ve çıkıp dese ki ya çocuklar alın size saf halini sunuyorum. Üzerine geliştirip koyduktan sonra tekrardan hani full halini çıkaracağım dese ben saf Android'le halini alırım. Bir daha da yüzüne bakmam yani o gelişimi. Yani açıkçası ben de saf güzel. Android tarafını tercih ederdim. Çünkü dediğim gibi materyal dizayn inanılmaz hafif yani. Hiçbir yükü yok. Ki hani General Mobile 4G'de de gördük bunu. Hani akıyor yani telefon. Çalışıyor. Ki üst düzey cihazlarda saf Android arayüzünü hakikaten görmeyi çok isterim. Yani şeyle uğraşmak istemiyorum. Hani root up bilmem ne falan. Yani saf Android arayüzünü birebir yapmıyorlar. Çünkü illa böyle bir içine böyle 3-5 kırpmalar yapıyorlar. Dediğimiz gibi toparlayacak olursak Android M sürümü bunları getirdi. Hı hı. Şu an için bunları biliyoruz. Şu an için bunları biliyoruz. Hani sunumda en çok üzerinde durulan konular ve aslında belki de sadece üzerinde durulan konular bunlar. Ve biz de sizlere anlatmaya çalıştık. Elimizde bir Nexus cihaz olmadığı için şu an developer sürümünü de gösteremiyoruz. Ama hani ilerleyen zamanlarda bir şekilde temin edebilirsek Nexus bir cihazı. Bir değerlendirme videosu çekeriz. Aynen bir değerlendirme videosu çekebiliriz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Evet Ender'le birlikte Android M sürümünü sizler için anlattık. Bizler şimdilik bu kadar diyelim. Evet. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.